Herkese selamlar, ben Onur ve bugün Mr. Ops Playhouse 2'de yarım kaldığımız işimizi tamamlayıp gerçek yani iyi sona ulaşacağız. Bu videoda herhangi bir jumpscare yani anlık korkutucu sahne yok. Daha önce oyunu oynarken iki farklı sonuna ulaşmıştık ancak oyunun 4 sonu var ve bunlardan biri iyi son ya da gerçek son diyebiliriz. Bu sonları gördüğümüzde oyunun hikayesiyle ilgili birçok gizem de açığa çıkacak. Oyunun gerçek sonuna ulaşmak için 6 farklı madalyonu da toplamamız gerekiyor ve ben sizin için bu 6 madalyonun tümünü topladım. Önce oyunun diğer 3 sonunu göstereceğim ve en son bölümünü de birlikte oynayacağız ve gerçek sona birlikte ulaşacağız. Türkçe altyazı da ekleyeceğim, bulduğunuz gizemleri yorum olarak yazabilirsiniz. Videoya bir tane de like atarsanız çok sevinirim. 5000 like'da Mr. Ops'un hikaye videosu da sizlerle olacak. Şimdi hazırlanın, Mr. Ops'u yenmeye ve gerçek sona ulaşmaya gidiyoruz. Önce kısa ve kolay olan sonlardan kısaca bahsedelim. Oyunun birinci sonuna Whispers yani fısıltılar bölümünde ulaşıyoruz. Kütüphaneye girip biraz ilerlediğimizde karşımıza bir kapı daha çıkıyor. Bu kapıdan da girip ilerliyoruz ve bir süre sonra ufak bir tabure görüyoruz. Bu tabureyi sağa doğru itebiliyoruz ve en sağa kadar ittiğimizde sağ taraf bahçe kapısından tabureyi de dışarı çıkarmayı başarıyoruz. Tabureyi bahçe duvarının dibine kadar ittiğimizde ise üzerine çıkıp buradan kaçabiliyoruz ve karşımıza bu son geliyor. Esther bu saçmalıktan yoruldu. Bu yüzden koştu ve başka birisi uğraşsın diye düşünerek her şeyi geride bıraktı. Akıllı kız. Bu son aslında kötü bir son. Arkadaki pencerede yetimhanede kalan varlıkların gözlerini karanlıklar içinde görebiliyoruz. Arkadaşlarını ve yetimhanedeki herkesi kaderlerine terk edip oradan kaçmayı tercih ediyor Esther. Ama bu hiçbir şeyi çözüme kavuşturmuyor. İkinci sona ise Cellar yani Killer isimli bölümde ulaşıyoruz. Miss Beverly tarafından esir alındığımız bu bölümde ilerlerken bir bölümde duvarda bir çatlak görüyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yolun sonunda Mr. Hope'un oyuncağını görüyoruz. Ona yaklaştığımızda ise bir anda gerçeğe dönüşüp bizi kovalamaya başlıyor. Bu sırada geriye doğru kaçıp kapısı açılan bir odaya kaçmayı başarıyoruz. Bu odada ise diğer tarafa geçebiliyoruz. Ve diğer tarafta alabileceğimiz asansörün şifresini içeren bir notun yanı sıra bir de levye buluyoruz. Bu levye ile normalde sağ taraftaki bir dolabı açıp içinden aldığımız anahtarla asansörden kaçabiliyoruz. Ama sağ tarafa gidip dolabı açmak yerine levye ile sol tarafa biraz önce gösterdiğim çatlağa doğru gider ve levyeyi çatlakta kullanırsa yavaş yavaş çatlığı kırabiliyoruz ve gizli bir yere geçiş yapıyoruz. Burada duvarda kanla yazılmış olabileceğini düşündüğüm All Hail yani hoş geldin karşılama mesajını görüyoruz. Yanında ise mumlar ve deniz kabuğuna benzer bir şey buluyoruz. Eğer yerdeki deniz kabuğuna dokunursak farklı bir sona ulaşıyoruz. Esther gizemli sihirli kabuğa içinde bulunduğu durumla ilgili ne yapması gerektiğini sordu ve kabuk cevapladı. Hiçbir şey. Ve Esther kabuk konuştuğu için söylendiği gibi hiçbir şey yapmadı. Bu son aslında Esther'in karanlık güçler tarafından kontrol altına alındığını ve hiçbir şey yapmaması için belki de zihin kontrol ya da hipnotize yöntemlerinin kullanıldığını gösteriyor olabilir. Yani bu da sonuç olarak kötü sonlardan biri. Bu son SpongeBob yani Sünger Bob çizgi filmindeki bir sahne ve meme haline gelen bir bölüme de gönderme yapıyor. All Hail the Magic Conch yani herkes sihirli deniz kabuğunu selamlasın dedikleri bir bölüm var. Ve bu kötü son aynı zamanda Sünger Bob'un bu sahnesine de gönderme yapıyor. Gelelim 3. oyun sonuna. Oyunda 6 madalyon var ve bu 6 madalyonun hepsini toplamadan önce normal şekilde oyunda ilerlersek normal sona ulaşıyoruz. Bu son oyunun gerçek sonuna her ne kadar benzese de aralarında çok önemli farklar var. Ve bu farklar oyunun hikayesiyle ilgili birçok şeyi de açığa çıkarıyor. Oyunun normal sonunda alevlerin içinden yürüyüp yetimhanede tekrar uyandığımızda Esther neyin gerçek olup olmadığını ayırt edemediğini söylüyordu. Ve tam bu sırada arkasında beliren gölge kendisine Esther diyerek sesleniyordu. Ve Esther ona sinirlenerek onu rahat bırakmasını istiyordu. Ancak daha sonra oyunun içerisinde de gördüğümüz yaşamın ötesinde yeraltı karanlık dünyasının gardiyanı olan varlığı görüyorduk. Bu varlığın kim olduğuna detaylıca hikaye videomuzda bakacağız. Kanala abone olup tüm bildirim zilini açarsanız yeni hikaye videosunu da kaçırmamış olursunuz. Karanlık varlık Esther'e kendileriyle oynamasını söylüyordu. Esther kaçmaya başlıyordu ve kaçarkense arkasından "Nereye gidiyorsun? Arkadaşların ne olacak?" diye soruyordu. Esther ise kaçmaya devam ediyordu. Ve içinden ışıklar süzülen bir çıkış kapısı görüyorduk. Kapıdan geçmeyi başarıyorduk ama o varlık yine de ışığın içinde bizi buluyordu ve yok ediyordu. Ya da sadece bizim rüyamızdı bu. Çünkü biraz sonra yağmurun altında buluyorduk kendimizi ve şu sona ulaşıyorduk. Dikkatlice izleyin. Gerçek sonla olan farkını bulmak için ihtiyacımız olacak. I'm
outside. Silly rabbit. You'll catch a cold just sitting there. Today marks 67 years since the disappearance of 24 orphan children residing at Blacklands Manor, along with 5 care workers. To this day, this remains an active missing persons case and the largest in the country's history. Only one child was ever accounted for, but claimed to have no recollection of any other resident. Blacklands Manor was once a large orphanage home in the 1930s through to the 1950s. Şimdi gelelim oyunun gerçek sonuna arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi 6 madalyonun 6'sını da topladım. Oynanış videosu sırasında bunun 4 tanesini toplamıştım, diğer ikisini de topladım ve daha sonra continue yani devam et bölümüne geliyoruz ve aşağıda the jump yani zıplama şeklinde bir tane bölüm vardı hatırlarsanız. Bu bölümden tekrar oynayacağız ve gerçek sona birlikte ulaşacağız. 6 madalyonla geçtik ve farklı bir yere doğru ulaşmamız lazım. Bakalım nasıl olacak? Evet, şu anda üstümüzde dolanan sanırım 6 madalyonumuz olduğu için 6 madalyon aşağı doğru düştük. Ve farklı bir yere doğru ilerliyoruz. Bakalım nereye doğru ilerliyoruz göreceğiz şimdi. Evet, şu anda Underworld yani yeraltı dünyası isminde bir bölüm açıldı arkadaşlar. Ve bu bölümü bitirip gerçek sona ulaşacağız. Neredeyim şu anda diyor Esther. Şöyle devam edelim bakalım burada ne var. Ben de bilmiyorum ama buluruz diye tahmin ediyorum. Ha, şurada bir tane meşale buldum, tamam. Bu arada bir tane gamepad aldım arkadaşlar. Microsoft Xbox şeyi gamepad'i. Onunla daha kolay oynanıyormuş çünkü bu tür oyunlar. Klavyeden de bence fena oynamadık bu arada ama gene de gamepad'le daha kolay oluyormuş. Şöyle aşağıya doğru inelim bakalım. Şurada neler varmış. Burada bir tane daha meşale var. Tamam bunu da aldım. Bu bölüm tamamen yeni ve bu bölümün sonunda da gerçek sona ulaşacağız. Çünkü bütün madalyonları toplayın diye yazıyordu. Ve biz de bütün madalyonları topladık. O yüzden de yeni bir bölüm açıldı. Burada olmamalısın diyor. Yok bence burada olmalıyım. Gayet de güzel bir yerdeyim. Çünkü senin yok edilmen için benim buraya gelmem gerekiyormuş. Öyle dediler bana. O yüzden ben de buraya geldim. Tamam burayı da açtım. Güzel. Şuradan devam edelim. Şurada bir meşale daha var. Tamam. İlerliyoruz. Karşımıza bir şey geldi. Mouse'un sol tuşuna bas diyor. Ne olacak basınca? O neydi? Şimdi mouse'un sol tuşuna basınca arkadaşlar ateş edebiliyoruz artık. Bu 6 tane madalyonumuz olduğu için böyle bir gücümüz var. Ve üst tarafta sarı bir şey var. O dolana kadar tekrar ateş edemiyoruz tabii ki. Tamam devam edelim bakalım. Şöyle gidelim. Onları yanlış kullanıyorsun diyor. Bunları öldürebiliyoruz artık galiba. Aynen tamam. Şuradaki meşaleyi alalım. Yalnız tam içimden çıkıyor. O biraz sıkıntı. Olsun. Çıkınca hemen patlatacağız artık onları. Tamam şöyle patlatalım. Şunu da alalım. Sen de git. Güzel. Bu yaratıkları falan artık öldürebiliyoruz. Bu güzel bir şey tabii. Artık kaçmamız gerekmiyor. Yani 6 madalyonla birlikte artık... Hayır. Hayır yapma ya. Yapma ya. Abi durmadan çıkıyorsun ama. Tamam. Çok durmamak gerekiyor demek ki. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle ikisini birden. Güzel. Onu da öldürdüm. Tamam bunu da öldürdüm. Şurada bir de altınımız varmış. Onu da aldım. Burayı açamadım. Çünkü sanırım bu şeyleri bir yere koymamız gerekiyor. Tamam onu patlattım. Bir dakika nereye koyacağız bu şeyi? Bir tanesini buraya koyacağız. Tamam. Bir de mavi var. Maviyi de bir yere koymam lazım. Tamam bunu da aldım. Maviyi nereye koyacağım? Sola mı? Böyle bir... tamam bunu da buraya koyacağım ve orası açılacak sanırım. Tamam bunu da alalım. O ikisi de gitti. Çok güzel oldu. Süper. Şimdi sanırım oradaki kapı açıldı diye düşünüyorum. Güzel. Bunu da aldık. Hayır ya. Abi yapma ya. Canım azaldı. Bu kötü oldu. Neyse. Bir yere geldik. 5. Bu neymiş? Kayayı itebiliyoruz. Tamam şöyle itelim. Böyle iteceğiz bunu demek ki. Tamam devam ediyorum. Bu arada canım doldu tekrar. Canım azalsa bile demek ki tekrardan dolabiliyor. Bu güzel. Başka bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Tamam buradan devam ettim. Evet. Bunu durdur dedi. Neyi durdurayım? Neyi durdurayım abi?
Neyi durdurmalıyım? Anlamadım. Hayır, 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 hayır. Yanlış yaptık. Hayır, hayır. Hayır, bu biraz kötü oldu. Şuradan meşaleyi al. Şunu patlat. Orada çok kötü bir şekilde iki kere canım gitti ya. Tamam, şuradan devam ediyorum. Bunu da alalım. Böyle git 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 git. Tamam. Şurada bir tane daha şey var. Şunu da alacağım. Aşağı doğru devam ediyorum arkadaşlar. Bu işi bugün bitiriyoruz. Ve daha sonra da artık hikaye videosuna geçeceğiz. Tamam, onu da aldım. Süperiz. Şunu da alalım. Bunu buraya, bunu buraya ve buradan da girdik. Evet, bulmacalar bu şekilde herhalde. Şurayı alalım. Oo, bir dakika. Buradalar arkadaşlar. Evet, bakın, kayıp olan çocuklar vardı hatırlarsanız ve çalışanlar vardı. Bütün hepsi şu anda burada. Süper. Tamam, herkes burada abi. Aa, yukarıdalar. Molly ve Isaac. Herkes burada. Allah. Kendini bize ver diyor hala. Ya vermeyeceğim. Tamam, güzel. Bir tane daha vurayım. Güzel. Tamam, onlar aşağı indiği zaman onlara vurmamız lazım. Tekrar in. Bu şey gibi, Minecraft'taki son dragonu öldürdüğümüz sahne gibi. Gel bakayım. Gel bakayım. Şöyle hepinize birden. Vurabiliyor muyum ama? Hayır ya. Yarasa geldi ve vuramadım abi. O biraz kötü oldu. Şöyle üçüne birden mi vuruyorum acaba şu an? Evet, sanırım üçüne birden vuruyorum. Bir tane daha vursam. Tamam, süper. Ha, yukarıdan bir şeyler düşüyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam tamam. Ama iki tane vurdu bize ya. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu arkadaşlar. Hayır. Hayır. Tamam, bir saniye. Nereden geliyor bunlar? Hayır. Abi bayağı karışık yalnız ha. Şöyle bir tane daha vuralım. Tamam, bir tane daha vurduk. Kaçtı. Tamam, bir tane daha vurduk. Bunların gücünü görebiliyor muyuz? Göremiyoruz galiba. Bu alttaki bana doğru gelmez inşallah. Yok, tamam. O patlıyor ve ondan sonra etrafa dikenler falan saçıyor. Güzel. Hadi vur 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 vur. Vur. Bir tane daha. Tamam, süper. Bir tanesi gitti galiba bu arada. Evet, bir tanesi gitti arkadaşlar. Sanırım üçünü de aldığımız zaman bitecek. Ama nasıl olacak sonu bakalım. Evet, hadi gel artık. Yalnız aşağıda, aşağı hiç gitmemize gerek kalmıyor. O güzel oluyor. Şöyle ikisine birden vurdum. Yo, sadece birine vuruyor galiba. Şu anda Mr. Stripes miydi? Kaplan. Ona vuruyoruz arkadaşlar. Bu işi bugün bitiriyoruz. Artık Esther'in kaçmasına gerek kalmayacak arkadaşlar. Korkumuzu bugün yeniyoruz. Hadi bakalım. Gelin. Bizden korkmuyoruz. Gel bakayım. Sadece birine mi vuruyoruz? Evet, galiba birine vuruyoruz. Sanırım yani. Bir tane daha vurdum. Buradan yarasa için biraz kaçmam gerekti. Tamam, süper. Mr. Hop kaldı galiba sadece. Şimdi ne olacak? Şöyle yapalım. Tamam, süper. Gel aşağıya, ama aşağıya gelmen lazım. Aşağıya gel, sana vurayım. Senden korkmuyorum Mr. Hop. Seni de diğerleri gibi olman gereken yere göndereceğim. Merak etme. Hayır, hadi. Vur bir tane daha. Tamam, süper. Hayır, o ne, o ne, o ne, o ne? Hayır hayır hayır, tamam. Şöyle gidelim tekrar yukarı. Tamam, güzel güzel güzel. Hayır, yapma. Yapma yapma yapma. Şu eller çok hızlı geliyor. Ellerden kaçamadım. Şöyle, tamam, orayı da aldım. Güzel. Gel bir daha aşağı, gel bir daha aşağı. Tamam, canımız falan çok iyi bu arada. Oo, işte bu. İşte bu arkadaşlar. Aşağıda yalnız şey var şu anda, o entity denilen yeraltı dünyasının canlısı var. Onu da alacağım. Senden de korkmuyorum. Gel buraya. İşte bu. Hayır dedi ve onu da aldık. Bundan kaçamazsın. Hadi oradan. Hadi oradan. Şuna da bir tane vuruyoruz. Ve arkadaşlar işte bu. İşte bu. Hepsini patlattık. Ve yetimhanedeyiz. Herkes geri döndü. Süper. Ne oldu? Önemli değil. Her şey şimdi okey. Saklambaç oynamak ister misin? Isaac de evet dedi. Molly de evet ama ben sayacağım bu sefer dedi. Molly, o kolyeyi nereden buldun dedi Molly ve bu şekilde sanıyorum bitti. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir son. Bu son farklı bir son. Yine radyo var, çiçek var ve Molly, Isaac ve Esther arkadaş olmuşlar. 6 tane madalyon kolyesi var. Burada yine bir resim var. Ve Happy Birthday Nana diyor Rabbi. Rabbi torunuydu biliyorsunuz. Ve Happy Birthday, yani doğum günün kutlu olsun şeklinde bir mesaj vardı. Ve Esther'i görüyoruz arkadaşlar, yaşlanmış.
Ama arkasında yine Mr. Hop'u orada görüyoruz. Çünkü Mr. Hop tamamen yok olmadı. Ve oyun bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Bu arada oyunun sonunda şurada görmüş olduğunuz Elsie Lovelock, Poppy Playtime'da da Mommy Longlegs'i seslendiren arkadaş da hem Isaac'i hem de Miss Beverly'yi seslendirmiş burada da gördüğünüz gibi. Şuradan şimdi devam edelim ve sanıyorum bitti mi bakalım. Aa, burada Esther'in Ruby diye okunuyor. Esther'in Ruby'ye Mr. Hop'a hediye ettiği sahneyi de gördük ve arkasında da gördüğünüz gibi Entity yine duruyordu. Yani o karanlık yeraltı dünyasındaki varlık yine duruyordu arkadaşlar. Ve iyi sona da böylece ulaşmış olduk. Esther için iyi bir son olsa da torunu Ruby için çok iyi bir son değil. Çünkü Esther Mr. Hop'u torunu Ruby'ye hediye etti. İyi son ve kötü son arasındaki farklara da isterseniz bir göz atalım. Kötü son da yetimhaneden kaybolanları radyoda anlatırken iyi sonda sadece güzel bir müzik çalıyor. Kötü sonda Esther ve Mr. Hop resmi var çünkü oradan kaçtı ve arkadaşlarını geride bıraktı. Ama iyi sonda tüm yetimhanedekileri kurtardı. Ve en iyi arkadaşları Isaac ve Molly ile resimleri var. Yine kötü sonda resimlerin arasında basit bir kolye görünüyor ama iyi sonda 6 madalyondan oluşan kolyeyi görebiliyoruz. Bu kolye sayesinde kötülüğü yenip yetimhanedeki herkesi kurtarmıştık. Yine kötü sonda hem sondaki hem baştaki vazoda çiçeklerin solduğunu ya da yapraklarının dağıldığını görüyoruz. Diğer sonda ise çiçekler gayet iyi durumdalar. Yine iyi sonda masanın sonunda doğum günün kutlu olsun büyük anne notu var ve bu notu Ruby yazmış. Ruby onun torunu, birinci bölümde oynadığımız küçük kız. Kötü sonda karanlığın içinde Mr. Hop'u görüyorduk ve bize jumpscare atıyordu. Esther'i göremiyorduk çünkü Esther kaçmıştı. Ama iyi sonda Esther'in yaşlanmış halini görüyoruz. Ama yine de arkasında Mr. Hop'un gölgesi beliriyor. Ve böylece Esther'in korkularıyla yüzleşip hepsini yendiği bu sona da birlikte ulaşmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi eğer bu videoya 5000 like gelirse Mr. Hop'la ilgili son bir hikaye videosu daha gelecek. Ve oyunun 3. bölümü de yakın zamanda çıkacak. Çıktığında onu da ayrıca oynarız. Siz de teorilerinizi yoruma yazmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda ekranda katıl butonu üyelerimizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Mr. Hop's macerasının oynanış videolarını merak ediyorsanız 1. ve 2. bölüm videolarında hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. Tüm macerayı baştan sona yaşamak isterseniz o videoları da sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.